Evet arkadaşlar, biliyorsunuz ki en son telefon olayında kalmıştık. Bunu anlatmakla ilgili, bu olayları anlatmakla ilgili birazcık daha açıkçası tereddütlerim var. Çünkü bir kısım bu videoları güzel güzel izlerken bir kısım da linçleyerek izleyebilir. Ama sorun yok. Şöyle oldu bu telefon olayı. Şimdi ben annemin yanına gitmiştim bu hayatımdaki çocukla birlikte. Hayatımdaki çocuğun ismi bu arada Akif. Annemin evindeyken biz televizyon izliyorduk. Bir anda Saban Sultan'ın Seda Sayan programı açıktı. Orada aynı bizim gibi bir çift gördük. Aynı onu da ailesi kabul etmiyormuş. Ben de Akif'e dedim ki aman dedim hani başvuralım ne olacak ki sanki dedim. Zaten dedim onca insan arasında bizi mi seçecekler dedim. Sonra ben başvurdum. Ama hiç başvuracağım zaman bu kadar çabuk kabul edileceğini bilmiyordum. Sonrasında işte ben başvurdum. Bir gün sonra bana mesaj geldi. O zaman ben telefon kullanmıyordum. Akif'in telefonuna geldi bu mesaj. İşte çift olarak fotoğrafınızı atın falan diye. Ben de attım. Sonra Akif'in korkusundan sildim geri o fotoğrafı. Ama bunlar görmüşler tabii fotoğrafı. 2 gün sonra benim bir akrabam bana para verdi. Dedi kızım sen sığınma evine git. Burada yapamazsın. Babanın annenin yanında dedi. Sonrasında Akif beni aldı. Dolmuşa bindik. Sığınma evine götürüyordu beni Akif. Bir anda telefon çaldı. İşte biz Sabahın Sultanı Seda Sayan programından arıyoruz. Ne zaman müsaitseniz biletlerinizi alalım, çıkın gelin. Şimdi benim için bir kurtuluş kapısıydı bu açıkçası. Çünkü sığınma evine gitmektense oraya gitmek daha iyiydi benim için. Hem Akif'in yanında olacaktım, hem de sokakta kalmayacaktım. Bu yüzden Akif'le birlikte dolmuştan indik biz. Sonrasında işte Ankara'da olduğum için böyle kafe tarzı yerler var sokak aralarında. Oraya gittik. Ben Akif'e konuşmaya, anlatmaya başladım. Bak dedim aşkım bu dedim son şansımız. Bunu dedim iyi değerlendirelim. Yoksa dedim ben sığınma evine gideceğim dedim. Sen de dedim annenin yanına döneceksin. Ayrı kalacağız dedim. Bu kadar çabaladığımıza, bu kadar kendimizi yırttığımıza değmeyecek dedim. Özür dilerim durdurmak zorunda kaldım. Bu kadar çabaladığımıza, bu kadar kendimizi yırttığımıza değmeyecek dedim. Neyse bu ilk önce olmaz falan dedi. Kendimi rezil edemem dedi. Televizyona çıkıp ne yapacağım falan dedi. Sonrasında ben bunu ikna ettim. Tekrar bizden resim istediler. İkimizin birlikte anlık resmini istediler. Biz de attık. Artık Akif ikna olmuştu zaten. Ama yine de içinde biraz tereddüt vardı. Çünkü sonuçta 81 milyonun önüne çıkacaksın televizyon karşısında ve yanında Seda Sayan olacak. İlla ki her insan tedirgin olur yani. Sonra bizim biletlerimiz alındı. Biz otogara gittik. Aş diye. Ondan sonra biz de otobüse bindik. Akif otobüs hareket edene kadar hala tereddütlüydü bu televizyon işine karşı. Sonrasında biz kanala giderken bir yandan da ben teyzemi arıyordum. Çünkü teyzemi kaybetmiştim. Bir önceki videoda bahsettiğim yolculuk neticesinde teyzemi bıraktığımız için teyzemi kaybetmiştim. Yani nerede olduğunu bilmiyordum. Özür dilerim. Sonrasında biz bir gün sonra İstanbul'a ulaştık. Bizi aldılar, otele koydular. Ama tabii ki bilmiyoruz hani nasıl bir şeyle karşılaşacağımızı. Gittiğimiz günün akşamı sabah otelde olduk. Aynı günün akşamı da sezon finali için bant yayına çekilecekti. Çekilecekmiş. Bizi aldılar. Biz banyomuz vesaire yaptık, dinlendik, ettik. Tabii Akif bu bant yayını olayını duyunca dellendi. Ben dedi dinlenecektim dedi. Neden dedi böyle bir şey çıktı dedi. Ben çıkmayacağım yayına dedi. Orada da böyle bizimle ilgilenen, bizim böyle yardımlarımıza koşan, her sıkıntımıza vesaire koşan bir abimiz vardı. Sonrasında işte o aradı Akif'i. Oğlum dedi gel dedi. Hani bir gör dedi ortamı dedi. Zaten dedi canlı yayın değil dedi. Eğer dedi sevmezsen dedi söz dedi biletlerini alıp dedi ben dedi sizi göndereceğim dedi.
Ama biz geri dönsek nerede kalacağız? Ben de Akif'e işliyorum bir yandan. Aman aşkım ses etme, aman canım ses etme falan diye. Sonra akşam oldu, bizi geldi, araç aldı diğer katılımcılarla birlikte. Sonrasında biz gittik stüdyoya, daha ilk girişimiz, Seda Sayan'ın ilk görüşümüz. Benim böyle hayran olduğum bir sanatçı tabii ki, tüm Türkiye'nin hayran olduğu. Sonrasında biz gittik. Sanatçı geldi, konuk sanatçı. Konuk sanatçı gelmeden önce hepimize yemek dağıtıldı. Yemeklerimizi yedik çünkü gece 12'ye kadar süren bir aktivite bu. Sonrasında biz yemeklerimizi yedik. Saçımız, makyajımız yapıldı. Akif tıraş oldu. Grand tuvalet giyindi. Ondan sonra ben de giyindim. Ama tabii ki ilk kez gittiğim için oraya bedenime ve ayağıma uygun bir kombin bulunamadı yani. Şimdi benim ayaklarım mesela 36 numara. 36 numara ayakkabı çok zor bulundu. Elbise deseniz zaten Allah hak getire. Neyse bir şekilde uydurdular. Önünü diktiler, arkasından tutturdular, bir şey ettiler, uydurdular o günlük elbiseyi. Sonrasında bant yayınının başlayacağı saat geldi. Ramazan Çelik gelmişti. O gün bant yayınına çok uğurlu geldi o bize. Sonra biz çıktık işte. Şimdi Seda Sayan hepimize konuşuyor böyle. Ama bizim ilk yayınımız daha. Bizde bir heyecan var. Akif deseniz bir böyle saf delik gibi açıkçası yani. Sonra işte çok bir şey yapmadık aslında. Oynadık hep. Göbek attık. İlk gün heyecanını öyle attık. Ertesi gün oldu 19 Mayıs. 19 Mayıs bizim ilk yayına çıktığımız gün. 19 Mayıs'ta biz giyindik yine, hazırlandık. Bu sefer bana normal bir elbise giydirdiler. Mavi, düz. Onun da boyu olmadı, diktiler onu da. Ayağımda da mavi bir buti. Neyse biz böyle çıktık. Şimdi bize dediler ki el ele tutuşun, aşkınızı milyonlara gösterin. Neyse biz çıktık oraya. Şimdi Seda Sayan'a bakıyorum. Akif bir yanımda, Seda Sayan bir yanımda. Mensa ve Muhammed burada dediler. Şimdi Akif'in diğer adı Muhammed olduğu için onu kullanıyordu Akif yayında. Ama ben daha kolay olduğu için Akif diyorum. Melisa ve Muhammed neden buradalar diye. Ben bombayı attım ortaya. Biz dedim evlenmek istiyoruz ama Muhammed'in ailesi buna izin vermiyor. Oradan bir aa sesi koptu. Neden dedi? İşte dedim Muhammed'in ablası dedim. Benim dedim ona layık bir eş olacağımı düşünmüyormuş dedim. Ne güzel dedi, yakıştırıyorduk işte biz sizi dedi. Ne güzel çocuklarsınız dedi. Ama işin tabii bir de görünmeyen yüzü varmış. Tabii ki her yayın gibi orada da bazı şeyler dönüyormuş. Biz oraya ilk gittiğimizde böyle olduğunu bilmeden gittik. Tabii ki orası bizim kurtuluş amacımızdı, sokakta kalmamak için. Böyle olduğunu bilmeden gittik. Sonrasında artık yavaş yavaş bize alıştılar. Para verilme dönemi başlandı. Biz oradan günlük ilk sezon 250 lira para alıyorduk. Pardon, 250 lira değil, 150'şer lira para alıyorduk. 150 lira Akif alıyordu, 150 lira ben alıyordum. Sonrasında bu para alma mevzuları büyüdü, büyüdü, büyüdü. Akif'in babasını getirdiler oraya. Ben Akif'in babasıyla gerçekten de konuşmuyordum ve halen de konuşmuyorum. Yani umurumda olmaz bir şey olsa. O kadar sevmiyorum. Günahımı vermem ona. İşte Akif'in babasını getirdiler. O zamanlar Akif'in babası benim düşüncemce bana karşı biraz iyiydi. Ama şöyleymiş işin aslı. Biz aynı otelde kalıyorduk. Aramızda bir kat mesafe vardı. Aynı otelde kaldığımız için illaki oğlunu da yanına çağırıyordu. Yemekhanede toplandığımız zaman benim yanımda bana gelinim gelinim diye affedersiniz peşimde dönüyordu. Ama ben odaya çıktığım zaman Akif'i yanına çağırıyordu. Bu kızı bırak. Bir an önce başından def et. Ben yoruldum kurgu yapmaktan deyip ikili oynuyormuş. Yani bana ayrı konuşuyormuş, Akif'e ayrı konuşuyormuş bu adam. Bu yüzden ben bu adamı oldum olası sevmedim. İlk başlarda da Akif babasının bu huyunu benden saklıyordu. Hatta biz bu yüzden Akif'le kavga bile ediyorduk.
Sonrasında Akif babasına güvenmemeyi ve Akif'in babasının anlattıklarını gelip bana anlatmaya başladı kendisi. Geliyordu bana diyordu, ben bu sefer iyice köpürüyordum bu adama. Sonrasında işte bayağı bir müddet biz orada durduk. Ama sürekli hani bir kurgu oluyordu burada. İşte ne bileyim, Arif'in babasıyla biz dışarıda oturuyorduk. Hani yine iyi davranıyordum ben onun bana bu ikiyüzlülüğüne karşı. Ama o bir şekilde hani bir sorun bir sıkıntı çıkarıyordu illaki. Sonra bu kurgular başladıktan sonra biz dışarıda oturuyoruz mesela. İçeri girdiğimizde adam bana küfür kıyamet. Hadi tamam oraları bipliyorlar ama attığı iftiralar yenilir yutulur cinsten değil yani. Size Ali Bey'in bana attığı çok büyük bir iftirayı bir sonraki videoda anlatacağım. Bir sonraki video gelene kadar sakın ama sakın bu kanaldan ayrılmayın. Bildirimleri açın, abone olun, videomuzu beğenin ve yorum yapın. Belki birkaç gün sonraki videoyu da Akif'le birlikte çekebiliriz. Hoşça kalın, bay bay.